Değerli kursiyerlerimiz, bağlama aşığı dostlarım, hepinize merhabalar. Kısa sap bağlama üzerinde başlangıçtan ileri seviyeye bütün nota ve bağlama üzerindeki teknikleri öğreneceğimiz eğitim setimize hoş geldiniz. Eğitim setimizi 25 türkü üzerine tasarlamıştım. Fakat YouTube üzerinde hazırladığım başlangıç seviyesinde sizlerin ihtiyacı olan dersleri de bu sete dahil ederek 150 dersin üzerinde kapsamlı bir set oluşturmuş olduk. Böylelikle YouTube'daki reklam stresinden de kurtulmuş olacaksınız. Eğitim setimizin içeriğinden bahsedelim. İlk 10 dersimizde solfej eğitimimizi yani nota öğrenim derslerimize giriş yapacağız. Notaların porte üzerindeki yazımlarını, okunuşlarını, temel müzik terimlerini, usulleri ve majör minör gamların oluşum mantıklarını öğreneceğiz. Sonraki 5 dersimizde bağlamanın tutuşu, parmaklarımızı, tellerimizi, bağlama üzerindeki notaların yerlerini öğreneceğiz. Yani do neresidir, re neresidir vesaire gibi yerleri öğreneceğiz. Çift sesler nasıl çalınır? Bağlamamızı nasıl akortlayacağız? Tezene yönlerimizi öğreneceğiz. Hangi yönde, aşağı mı, yukarı mı, notaların portu üzerindeki yazılımlarına göre tezene yönlerimizi nasıl atmamız gerektiğine dair detaylı bilgiler edineceğiz ve güzel pratikler yapacağız. Bağlamadaki icramızı en üst aşamalara getirecek ritmik hareketler dediğimiz süsleme, parmak vurma, parmak çekme, çarpma, trill gibi ritmik hareketler adı altında öğreneceğimiz çok güzel bir dersimiz var yine. Özetle dostlar, buraya kadar olan derslerle daha öncesinde eline bağlamayı hiç almamış, tam anlamıyla sıfır dediğimiz öğrenciye çok güzel, çok sağlam bir altyapı sağlamış olacağız. Bir sonraki bölümde ise egzersizlere geçeceğiz. Egzersizleri YouTube'da yayınladığım için biliyorum ki binlerce öğrenciye çok faydası oldu. Yorumlarınızda, mesajlarınızda ve telefonla arayarak faydalı olduğunu dile getiren ve teşekkürlerini sunan öğrencilerimden biliyorum. Mesajlaştığımız, telefonlaştığımız öğrencilerimiz şunları belirtiyor. Hocam her geçen gün parmaklarım hızlanıyor. Uçuyorum hocam. Çok faydalı gibi geri dönüşler inanın beni çok mutlu ediyor. O zaman diyorum ki ne mutlu ki amacıma ulaşmışım. Amacım da zaten sizlere faydalı olabilmek, sizlerin parmaklarınıza, tezenelerinize katkıda bulunmakta. Ne mutlu ki amacımıza ulaşmışız. Birlikte daha güzel aşamalara geleceğiz. Çalışmaya devam diyoruz. Arkadaşlar bu eğitim setimizde 30 tane egzersizimiz var. Bu 30 egzersizin hepsini bitirip daha sonra türkülere de geçebilirsiniz. Veya ilk 5-6 egzersizi çok iyi bir şekilde pekiştirip daha sonra türkülere de geçebilirsiniz. Çünkü devamlı egzersiz çalışmak bazı öğrencilerimizi sıkacaktır veya yoracaktır. Sıkılmamanız için, yorulmamanız için anlattığım diğer ikinci tekniği de uygulayabilirsiniz. Biraz egzersiz, biraz türkü olarak çalışmanız daha faydalı olacaktır. Yani şöyle söyleyeyim. Bir türkü öğrenirsiniz. Gidersiniz 7. egzersiz öğrenirsiniz. Bir türkü daha öğrenirsiniz. Sonra 8. egzersiz. Bir türkü 9. egzersiz. Bu şekilde paslaşarak giderseniz ne olur? Hem parmaklar hızlı bir şekilde mukavemetine ulaşmış olur. Hem de sıkılmamış olursunuz. Türkü icra etmiş olursunuz. Ve harika bir ilerleyiş sunar bu çalışma size. Bir de değerli dostlarım, egzersizler şöyle bir şey değil. Çalıştım, tükettim, öğrendim, bitirdim gibi bir çalışma şekli değil. Egzersizleri şöyle düşünmek gerekiyor. Hatta şöyle belirteyim. Egzersizleri ben yazdım. Ben kendi yazdığım egzersizleri 20 yıldır çalışıyorum. Bilmediğimiz için değil. Elbette ki yazdığımız egzersizi tabii ki biliyoruz ama egzersizi bilmekten ziyade egzersizin esas amacı bağlamayı ilk elimize aldığımızda parmaklarımız soğuk olur. Bunu şuna benzetebilirsiniz.
Maç öncesi futbolcu ne yapıyor? Antrenmanlarını yapıyor, sonra ısınmasını yapıyor, sonra maça dahil oluyor. Aynı bizde de öyle. Bağlamayı ilk elimize aldığımızda egzersizlerimizi işte 3 egzersiz, 5 egzersiz, hangi egzersizi yaparsanız önemli değil. Her gün elimize aldığımızda bağlamamızı, egzersizimizi yaparız, parmaklarımızı ısıtırız. Sonrasında türkü çalarsak parmaklarımız daha sağlam bastığı için ve daha hızlı gittiği için çaldığımız türkülerde daha sağlıklı olur. Bu şu anlama geliyor. Egzersiz sadece parmak kuvvetlendirmek, hızlandırmak için değildir. Egzersiz aynı zamanda parmak ısıtmak içindir. Sonraki bölümümüzde bağlama üzerindeki akorların basılışlarını, hangi mantıkla akorların oluşturulduğunu, arpej ve ritimle icralarını makamsal olarak türküler üzerinde örnekleme yaparak bütün detaylarına değineceğiz arkadaşlar. Değerli dostlarım, buraya kadar olan bölümleri çok iyi çalışıp videoları tekrar tekrar izleyip hatta videoları durdurup sizler de benimle beraber bağlama üzerinde tekrarlayıp iyice pekiştirmelisiniz. Bu çok önemli. Çünkü film izler gibi bizim derslerimiz izlenirse bir faydası dokunmayacaktır. Videoyu durduracağız, hareketi yapacağız, sonra devam edeceğiz. Önemli değil. Bir türküye, bir egzersize, bir konuya illa 1-2 hafta ayıracaksınız diye bir durum yok. Ne zaman öğrenirseniz o sürenin sonrasında geçin. Yani bir egzersizi benim parmağım 1 saatte mi yaptı? 1 saat çalışırım. Bir haftada mı yaptı? Bir hafta çalışırım. Bir ayda mı yaptı? Bir ay çalışırım. Buradaki hedef şu. Ben onu ne zaman yaparsam o zaman geçebilirim ancak. Çünkü izleyip geçmek sizlere bir şey katmayacaktır. Acele etmeyin lütfen. Ömür boyu bu derslerin erişimi sizlere Udemy tarafından sunuluyor. Ömür boyu bu derslere erişim sağlayacaksınız. Dolayısıyla acele etmeden sağlam adımlarla pekiştire pekiştire gidin. Buraya kadar eksiksiz yapan bir kursiyer, inanın arkadaşlar, zaten bağlamanın %70 konusuna hakim olmuş ve çalımına da hakim olmuş oluyor. %70 bağlamayı öğrenmiş oluyor. Evet, sonra da en son bölümümüz eserlerimizin icralarına geçiyoruz. Eser solfej derslerini hazırlarken şuna çok dikkat ettim. Dostlar, her öğrencinin kabiliyeti farklıdır. Dolayısıyla derslerin her öğrenciye hitap etmesini istedim. Solfejleri basit, yavaşça okudum. Hem çalıp hem söyleyebilme tekniklerine her derste 25 ders boyunca bunlara değindim. Hangi kabiliyette olursanız olun 25 derste bu iki konu mutlaka oturacaktır. Sonrasında zaten ben böldüm dersleri. İleri seviye öğrenci ve orta seviye öğrencilerin yapması gereken derslerde bölünmüş şekilde size sunuldu. Ama başlangıç seviyesindeki bir öğrenci mutlaka orada çok iyi nota okuyabilir duruma ve çalıp söyleyebilir duruma gelebilir 25 derste. Sıkı çalışırsanız mutlaka olacaktır. Egzersizleri tam anlamıyla, örnek veriyorum, ilk 10 egzersiz, 15 egzersiz tam anlamıyla pekiştirip hızlandıran öğrencilerim ise ritmik hareketleri ve akorları çok çok kolay bir şekilde icra edebileceklerdir. Çünkü çok iyi bir şekilde parmakları gelişecek ilk 15 egzersizde. Artık akorlar, ritmik hareketler ona, o kişiye çok basit gelecek. Yani ileri seviyeye çıkmış olacak artık. Lütfen acele etmeyin. Altını çizerek söylüyorum. Gerekirse bir derse birkaç hafta çalışın. Toplamda 4 yılda alabileceğiniz eğitim müfredatını bu eğitim setimizde tüm ayrıntılarıyla verdim. Sizlere bu sunumu yaptık. Bu sunum daima sizlerde. Lütfen acele etmeyin. 1-2 ayda bitirebileceğiniz konular değil. Bunu neden belirtiyorum? İçeriklerin hepsi öğrenciye sunulduğunda öğrenci içindeki sevinç ve heyecanla, bunu çok iyi anlıyorum, bu sevinç ve heyecanla hemen bitirmek istiyor. Çok güzel, harika, hemen bitirin, ama olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü bu defa olmadığında da şöyle bir durum çıkıyor. Neden olmadı? Yapamıyor muyum? Bu iş bana göre değil mi? Gibi öğrenci komplekslere giriyor. Hayır. Yapamadığınız çok normal. Yapamayışınız çok normal. Çünkü burada çok fazla içerik var.
Ve bu içeriklerin hepsi birdenbire size sunulduğu için hepsini yapmaya sevinçle sarılıyorsunuz ama parça parça, parça parça bölerek yapmalısınız. Adım adım gitmelisiniz. Arkadaşlar, benim de zaten bu set hazırlamam bir yılımı aldı. Yani hazırlanışı bir yıl sürüyorsa yapması da 3-4 yıl sürmesi çok normal değil mi? Sabırla, inançla devamlı tekrar ettiğinizde hiçbir kimseye ihtiyacınız kalmadan, hiçbir metoda ihtiyacınız kalmadan bu eğitim setiyle harika aşamalara gelebilirsiniz. Çünkü bütün detaylarıyla, bütün ayrıntılarıyla eğitim setinde bütün konuları tek tek irdeleyip sunumunu yapmaya çalıştım. Birlikte en üst aşamalara geleceğimizden hiçbir tereddütüm yok. En üst aşamalara birlikte çok hızlı bir şekilde geleceğimize eminim. Ben sizlere güveniyorum. Bir sonraki eğitim setinde görüşmek dileğiyle sizlere saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Müzik yolculuğunuzda başarılar diliyorum. Şimdilik hoşça kalın.